Kollarımızı finalleyip bütün ilmeklerimizi şişe taktığımız zaman artık ön ve arkayı birleştirme zamanı geldi. Bu bir elbise olacağı için öndeki patları üst üste birleştirmem gerekiyor. Ve ondan sonra beden örgüsüne başlayacağım. Bunun için ilmeklerimi boşaltacağım önce. Örmeye buradan devam edeceğim için bir ilmek kalana kadar 4 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Sağ pat üstte olacak şekilde ilk ilmeği takıyorum. Ve sonra alttaki pattan bir ilmek daha takıyorum. Üstteki pattan bir ilmek daha. Alttaki pattan bir tane. Tek tek bir sağdaki bir de soldaki pattan ilmekleri şişime takıyorum. İki, üç, dört, beş ilmek. Evet, şu anda ilmeklerimi şişime geçirdim. Bakın patlar üst üste geldi ve kapandı. Roba için birleştirme yaptım. Şimdi ön yüzden örmeye devam ediyorum. Örgüm pirinç olacak. Burada roba kısmına tıpkı kolda yaptığım gibi pirinç örgü çalışması yapacağım. Fakat patı birleştirirken ilmekleri eksilterek alacağım. Yani iki ilmeği bir araya alarak bir ters bir düz öreceğim. Ters örüyorum önce. Şuradaki ilmeğime bakayım. En son ilmeğimi düz ters düz ters yapmışım. O halde ilk ilmeği düz öreceğim. Deseni takip etmesi için. Sonraki iki ilmeği bir araya alarak ters örüyorum. Sonraki iki ilmek bir araya alarak düz. Sonraki iki ilmek bir araya alarak ters. Ve burada kalan ilmeğimi de ikisi bir araya alarak sabitlemek için düz örüyorum. Böylece patımı birleştirmiş oldum. Artık beden örgüme pirinç örgü olarak devam edebilirim. Tersle devam ediyorum. Düz. Kol altına kadar bu şekilde geleceğiz. Kol altında bir artırma işlemi yapacağım. Örerek kol altına kadar geldim. Şimdi buraya sabitleme yapmak için kolu fazladan örmüştük biliyorsunuz. Kolumuzu bitirmek için. Buradan da ilmek çıkartacağım. Bebek örgülerinde dikiş kullanmayı sevmiyorum çünkü sertlik yapıyor.
O nedenle ilmek çıkartma işlemleriyle dikiş işlemini yapmaya çalışıyorum. Bir tığ yardımıyla daha da kolay oldu. 3 ve 4. Kol örgüsünden 4 tane ilmek çıkardım. Şimdi şişime ilmek atıyorum. Dört tane ön için, dört tane de arka için toplam 8 tane ilmek atacağım. Arka ile birleştireceğim. Ama öncelikle kolun solundan da tıpkı buradaki gibi ilmek çıkarmam gerekiyor. 8 ilmeği attıktan sonra kolun lastik örgüsüne geçiyorum. Buradan da kaç tane çıkarmıştık daha öncekinden? 4 tane, 4 ilmek çıkartıyorum. İplerin gerginliğine çok dikkat ediyoruz ilmek çıkarma işlemi yaparken uzamaması için. İki. Üç ve bir ilmek daha. Evet, şu anda ilmek çıkarma işlemlerimi de bitirdim. Biraz gerginleştirelim. Bakın kolumuz şu şekilde. Altta da fazladan ilmeklerimiz olacak. Elbise olduğu için kolun çok büyük olmaması gerekiyor. Aşağıya doğru sarktığında bebeğin bedeni görünecektir. Bu nedenle çok fazla artırma yapmadım kol altında ve robayı da biraz dar tutarak küçük bir kol oyuntusu gerçekleştirdim. Şimdi pirinç örgümüz pardon. Pirinç örgümüz vardı zaten. Onun üzerine devam ediyorum. Bir önceki sırada düz örmüştüm. Onun üstüne ters örüyorum. Tersin üstüne düz. Düz ters biçiminde diğer kola kadar devam ediyorum. Bu kolda yaptığımız çalışmanın aynısını diğerinde de yapacağız. Kolun lastik örgüsünden 4 tane ilmek çıkartacağız. Ve kol altına da 8 tane ilmek fazladan ilave ederek beden birleşimini tamamlamış olacağız. Ve bu şekilde yine 7-8 tane pirinç örgü roba için çalışacağız. 7-8 sıra. Ondan sonra artık etek örgüsüne geçeceğiz ve etekte bir miktar arttırma yapacağız.